5 atış atacağız abi orta sahadan. 5'te kaç yaparsak en fazla yapan? Kazanır. Kazanır. Bir sen, bir ben. Hazırsak? Bir sen, ben mi? Beşer tane mi üst üste mi? Bir sen, bir ben yapacağız. Tamamdır. Tamam mı? Başlıyorum. Evet. Hazırsak ilk roundumuz şu anda başlıyor. 5 atış yapacağız. 5 atıştan en fazla basketi atan bu roundu alır. Orta sahadayız. Güzel bir yerdeyiz. Başlayalım mı? Bence başlayalım abi. Buyur. Bol şans. Önce lütfen siz başlayın. Ben kazandım. Taşımaktır. Kim kazandı? Doğru, evet. Ya, rica ederim. Önce başlamak avantaj mı abi peki? Elime konuşmazsan. Bir konsantre bozayım ki başka türlü kazanamayacağım. güzel. Az daha 1-1 oluyordu. Fena değil. Şimdi benim böyle yetiştirmem birazcık zor. Tamam, ben sana stili gösterdim. İstediğin ama gibi atabilirim. Hangi şeyde rahat ediyorsan. Ben şöyle atacağım. Orta sahanın stili olmaz. Güzel. Orta sahanın stili olmaz. Bu İkide sıfırsın, birde sıfırım, ikinci atışımı atıyorum. Abi sizin bir tane bir hikayeniz var bu arada, sen onu da anlatırsan bu çok, yani gerçekten çok komik. Müthiş bir dehaca bir fikri var Hidayet abinin. Saçlarınızı boyama fikri. Bütün takımı. Bütün takımı? Bütün takım. Nasıl oldu abi orası? 2002 Dünya Şampiyonası'na giderken Indiana Polisi. Evet. Gitmeden bir gün önce böyle bir daha iyice bir şey çıktı, fikir çıktı. Kimse de itiraz etmedi. Ya beyaza boyayacaktık normalde. Aha. Kırmızı beyaz olsun diye. Evet. Forma rengi. Hı-hı. Ama tabii o saça bir ne, oryel mi bir şey sürüyordu kadınlar. Onu yakıyor saçı, bir açıyor yani neyse. Dayanamadık ona. Çünkü hani boyuyorlar bir şeyi sarıp. O sıcak veren şeyin altına giriyorsun. Bayağı da bir kalman lazım ama kimse böyle bir yanma mi olamaz. Bir çıkarttık tabii, civciv sarısı. Rezalet. Turnuvada çok kötü gidince bütün eleştiriler feci oldu yani. Ama gerçek hikaye aslında. Hani biz kırmızı beyaz yapmak istediniz. Tabii beyaz bir olsun yandan diye ama yapamadık. Sarıya dönmüş. Çok iyi. Evet, ikinci atışımı yapıyorum.
5'te 0'ım. 5'te 0'da Kerem abi. Atan kazanır. İlk basketi atan kazanır. Yani ikincinin tabii ki şansı var ama atan kazanır abi. Tamam. Buyurun. Kerem Bey. İtiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Bir dakika. Ayak sanırım şu çizgiyi geçti. Son saniye basketi yapın. Ve... Yine ama son. Senin hakkın var. Benim hakkım var. Var tabii. Ataştan. Evet. Abi zaten kazandın. Bir dakika. Evet. Tebrik ediyorum. Bu bölümü sen kazandın. Çok son saniye basket. Olsun yine son saniye basket. Yine efsanelerini konuşturdun. Ama tabii ki bir round daha var. Göreceğiz. Son giden iyi güler. Bakacağız. İkinci roundumuzu görüşeceğiz. Ciddileşiyoruz. Ciddileşiyoruz. Daha sert ve seri oldu. Vallahi bir tırstım ufak. Çünkü ilk buraya geldiğimizde sen de gördün. İlk atışını orta sahadan gerçekten basket yaptı. 5 atış o yaptı. 5 atış ben yaptım. Korktum en başta hani acaba yenecek mi beni ama diye. Ama ilk roundun kazananı Kerem'di. Ama çok zevkli geçti. Aslında şöyle, ben kendimi kötü bulmuyordum. Ata da biliyordum ama şeylerde ne onun adı? Isınmalarda atıyordum açıkçası. Ama daha sonrasında yarışma anı geldiğinde Kerem yine son saniyede profesyonelliğini kullandı. Ve ilk roundu Kerem Tunçer'i kazandı. İlk roundu kazandın, güzel. Yine son saniye şovunu yaptın. Son saniye şovunu yaptın. Ben dedim ki hazır senin şu son saniye potanda buradayken alayım abi topu. Bir ufak bir teke tek maç yapalım. Tekrar. Buyur. Yani sonuçta sen de bir tecrübesin. Ben seninle bir maç yapmak isterim yani. Tabii ki, buyur. Tek atıştan çok zevk almadım. Almadın mı? Yok, çok zevk.